Armamızın Gücüyle programından herkese merhaba. Biliyorsunuz her hafta olduğu gibi bu hafta da kadın futbol takımımızın oyuncularını ağırlayacağız. Bugünkü konuklarımız da Zeynep Akdeniz ve Beyza Nur Aslan. Kızlar hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hemen başlayayım. Keyifler nasıl? İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sen nasılsın Beyza'cığım? Çok şükür. Çok iyiyim. Çok iyisiniz. Şimdi bizim programımızı biliyorsunuz. İyi ki de geldiniz. Sizi daha yakından tanıyacağız bu programda. Ben ilk olarak Zeynep senden başlamak istiyorum. Birkaç böyle başta klasik sorularımız var. Öncelikle futbola nasıl başladın? Nasıl tanıştın? Futbolla hemen böyle bir futbola başlama hikayeni senden dinlemek istiyorum. Futbola her kız gibi mahallede tabii ki erkeklerle başladım. Ondan sonra zaten ortaokulda hocam kulüp adı söyledi. Kulübe gittim. Oradan Fenerbahçe camiasına atıldım desem yeridir. O süreçte neler yaşadın? Çok küçük yaşta başladım zaten. İlk başta zaten nasıl diyeyim oyuncuydum. Sonradan boyun uzun falan filan dediler. Ondan sonra kaleciliğe öyle başladım. Normalde oyuncuydum. Sonra kaleciliğin içine girince çok bambaşka bir dünya olduğunu anladım ve çok eğlenceli bir şey. Zevk alarak yapıyorum ve çok gurur verici bir şey bence kalecilik. Oyuncu olarak başlayıp kaleciliğe geçtin. Peki evet. Oyuncu olarak devam etseydin sol açıkta devam edecektin değil mi? Sol açık oynuyordum. Harika. Hemen Beyza sana da gelmek istiyorum. Sen nasıl başladın, nasıl futbolla tanıştın? Her kız çocuğu gibi tabii ki. Erkeklerin arasında mahallede yani 5 yaşından beri sporun içindeyim. Ortaokulda yani basketbol, yani okul takımında basketbol oynadım. Atletizmle devam ettim, atletizm oynadım. Yani sonradan futbola babam sayesinde, yani erkeklerin arasında oynama seni bir kulübe yazdıralım dedi. Lisanslı olarak işte 1207 Antalya Spor'da lisansım çıktı. Ondan sonra yani Fenerbahçe açıldığını yani kurulacağını duyduğum da zaman zaten Fenerbahçeliyim. Fanatik olarak yani aileden gelen. Buraya geldim, denemelere, seçmelere geldim. Seçtiler, çok mutlu oldum gerçekten. Yani bir hayaldi, gerçek oldu benim için. Yani bu formanın hakkını inşallah yani daha uzun süre verebilirim. Çok mutluyum burada olduğum için. Harika. Bu arada seninle alakalı bir kafa karışıklığını da hemen bu programda düzeltmiş olalım. Sen U17 ve U19 Azerbaycan milli takımında top oynadın aslında. Evet. Ama aslında Türksün. Evet, onu da çünkü herkes seni Azerbaycanlı zannediyor. Onu da buradan hazırsan görmüşken izleyicilerimizle paylaşalım. Normalde Türk vatandaşısın ama Azerbaycan milli takımında oynadın. Evet, oraya çağırdılar. Yani U17-19. Orada milli takım görevlerini yaptım. Amili takıma da çağırdılar ama yani burayı tercih ettim. Milli takım yani ilk başta tabii ki kendi milli takımımız vardı ama yani belirli sebeplerden olmadı. Oraya gittim. Orada kendimi geliştirme sebepleri oldu. Buraya geldim. Hayırlısı olsun hakkımızda. Harikasın. İyi ki geldin. Zeynep sana şunu sormak istiyorum. Daha önceki takımlarda oynarken bir röportajım var. Umarım bir gün Fenerbahçe forması giyerim diye daha o zaman kadın futbol takımının açılıp açılmayacağı bile belli değil. Hiç kağıt üzerinde bile belli değil. O zaman öyle bir dilemişsin ki kalpten şu an Fenerbahçe forması giyiyorsun. Hemen onu senden dinlemek istiyorum. İlk Fenerbahçe kadın futbol takımı açılacağını duyunca neler hissettin? İlk transfer teklifi geldiğinde neler hissettin? Hemen bir sen de fanatik bir Fenerbahçelisin biliyorum. Evet. Onu da dinlemek istiyorum senden. İlk başta Fenerbahçe'nin açılacağını duyduğumda çok aşırı mutlu olmuştum ama nasıl diyeyim, bana çok imkansız geliyordu. Neden bilmiyorum ama imkansızdı yani benim için. Ondan sonra baktım Fenerbahçe takımı açıldı ve o oynadığım takımda böyle bir röportaj verdim. Peşine böyle bir büyük camiadan bir teklif geldi ve çok gurur verici bir şeydi. Ben ilk başta biri benimle dalga mı geçiyor acaba diye, o röportajdan sonra da aranınca biri benimle dalga geçiyor sanmıştım. Sonra dalga değilmiş, gerçekmiş. Sonunda Fenerbahçe gibi bir yere geldim ve çok gurur verici bir şey ve çok onurlanmıştım. Öyle yani. Harika. Nasıl kalpten dilemişsen. Peki sen ilk Fenerbahçe ile görüşmeye geldiğinde, ilk kadın futbol takımı açıldığında neler hissettin? Az önce biraz bahsettin çok heyecanlı olduğunu ama o transfer sürecini, o teklif gelme sürecini de senden dinlemek istiyorum. Ya transfer süreci benim için yani çok zorlu geçti. Şöyle zorlu geçti. Yani yaklaşık bir ay kadar burada deneme sürecindeydim. Hiçbir şey belli değildi. Hani hocalarım
yani hiçbir şekilde hani bir şey dile getirmiyordu. Antrenmanlara çıkıyorsun, bir şey belli değil, kafan çok karışık, acaba oldu mu olmadı mı? Yani bu tarz ikilemlerde kalıyorsun. Olmasını o kadar istiyordum ki. En son Onur Bey sağ olsun dedi, işte seni takımımızda görmek istiyoruz, yanına çağırdılar. Ya o kadar aşırı mutlu oldum ki gerçekten, yani hayal gibi bir şeydi benim için Fenerbahçe'de oynamak. Gerçek oldu, çok gurur verici, çok gurur duyuyorum yani. Harika, çok heyecanlısınız biliyorum. Çok güzel bir şey. Şimdi Ezgi'nin birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını biliyoruz. Ufak bir sakatlığı var. Buradan kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Onun yokluğunda kaleyi sen koruyorsun. En son da Ataşehir Belediye maçında Beylerbeyi'nde oynadığımız karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydin. Neler hissettin? Senin için nasıldı? Çok merak ediyorum çünkü daha çok gençsin. 19 yaşındasın daha ve genç bir kaleci olarak şu anda Fenerbahçe'nin kalesini koruyorsun. Nasıl bir duygu? Ya çok, o da çok gurur verici bir duygu. Yaşım çok küçük, 19 yaşındayım ve böyle büyük bir takım, büyük bir camianın kalesini koruyorum. Ve önümde Ezgi abla gibi biri var. Ve bu benim için çok büyük bir şans. Yani önümde onun gibi biri. Çünkü çok alacağım şey var onunla. Yani inşallah tez zamanda aramıza döner. Tek duam bu. Yani heyecanlıyım. Şu an fazla bir şey yapamıyorum. Bence çok da iyiydi, gayet de iyi bir performans sergiledin Ataşehir Belediye maçında. Evet, daha iyisi olacak inşallah. Kesinlikle, her maçta kendine bir daha her ileriye götürüyor. Her maç heyecanım daha az daha düşüyor. Düşecek, daha da ileriye gideceksin. Peki Beyza Hanım, sana hemen gelmek istiyorum. Şimdi takımda Fatma gibi, Ezgi gibi çok tecrübeli Türk oyuncular var. Onun yanında bir de işte Kenya, şimdi Zenit'e geldi. Şameka Fişli, onlar da yabancı tecrübeli, alanlarında tecrübeli oyuncular var. Şimdi genç bir oyuncu olarak böyle mükemmel karma bir takımda oynamak sana neler katıyor? Futboluna neler katıyor? Ben onu çok merak ediyorum. Ayrıca Nihan Hoca'yı da tabii ki sonradan soracağım sana. Yani önümde yani takımımda böyle insanlarla oynamak gerçekten çok gurur verici. Hem senin kademeni yükseltiyor, hem de yani onlardan öğrenebileceğim birçok şey var. Yani benim benim olduğum yerde mevkide oynayan olsun, işte farklı mevkilerde oynayan olsun, gerçekten onlardan öğrenebileceğim çok şey var. Yani kendimi burada geliştirmek o kadar güzel ki, yani burada yani geliştiğini hissediyorsun, ne bileyim. Sana verilen şansları değerlendirebiliyorsun. Harika. Yani bunun mutluluğunu yaşıyorum. Kesinlikle öyle. Sen de tabii ki Ezgi'nin ya sana yardımlarından bahsettin. Sana ekstra bir de Nihan Hoca'yı da sormak istiyorum. Nihan Hoca bizim teknik direktörümüz. Gençlere inanılmaz şans veren ve gençleri sürekli değerlendiren ve geliştirmeye çalışan bir teknik direktörümüz. Sen de bir genç oyuncu olarak Nihan Su'yla çalışmak nasıl, onu sormak istiyorum. Nasıl bir teknik direktöre sahibiz? İzleyicilerimiz de Nihan Hoca'yı daha iyi tanısın ve sizlerle iletişimini daha iyi öğrensinler istiyorum. Yani Nihan Hoca ile çok farklı bir iletişimimiz var. Yani çok iyi yani. Bir aile ortamı gibiyiz zaten. Bir takım yani, kenetlenmiş gibiyiz. Kesinlikle. Yani çok güzel, mutluluk veriyor yani. Değil mi? Sen rahat rahat. Evet, rahatız. Yani nasıl diyeyim? Rahatız. Diğer takımlarda mesela böyle biraz kasıntı gibi bir şey olur ama öyle bir şeyimiz daha yok. Daha stressiz çalışabiliyorsun değil mi? Peki sen neler hissediyorsun böyle bir aile ortamının içinde? Çünkü inanılmaz tamam, başarılı bir takımız, profesyonel bir takımız. Yani çok iyi seçilmiş oyuncular var. Özenle seçilmiş oyuncular var ama şimdi bu profesyonelliğin yanında bir de gerçekten hani Kıbrıs kampını da buraya eklemek istiyorum. Evet. Muhteşem bir kamp dönemi geçirdiniz. Muhteşem, eğlenceli ve verimli bir kamp dönemi de geçirdiniz. Bu aile ortamında futbolcu olmak sana neler hissettiriyor? Çünkü muhteşem bir takım olduk. Evet, ortamımız gerçekten çok iyi, arkadaş ortamımız olsun, hocalarımız olsun. Gerçekten çok ilgileniyorlar, çok bize kattıkları şey çok yüksek. Bunun için yani bize sundukları hizmet için verdikleri emekten dolayı hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Yani Nihan Hoca gerçekten yani arkadaşımız gibi, hocamız gibi yani ilgileniyor bizimle. Yani onunla gidip konuşabiliyoruz, derdimiz olsun, ne bileyim hani yaptığımız hatalarda gidip sorabiliyoruz. Kesinlikle. Bu şekilde gerçekten yardımcı oluyor. Burada bize emeği geçen tüm herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Emekleri çok fazla. Kesinlikle öyle. Şimdi biraz
futboldan konuşmak istiyorum ve kadın futbolundan konuşmak istiyorum. Çok gençsin. Evet. Daha yolun çok başındasın biliyorum. Yeni yeni de Türkiye'de kadın futbolu popüler hale gelmeye başladı. Sen şu anda bir genç oyuncu olarak kadın futbolunu nasıl görüyorsun burada? Eminim başlarken sen de çok zorlanmışsındır. Çok tepki almışsındır. Yadırganmışsındır. Kadınlar futbol mu oynar gibi pek çok sözlere maruz kaldığını biliyorum. Şu anda nasıl görüyorsun? Bir de Fenerbahçe kadın futbola dahil olmasıyla birlikte ne gibi şeyler değişti sence? Zaten öncesinde hep kadın futbol mu oynar diye hep sorular geliyordu. Böyle şey mi olur tarzı. Ama böyle büyük camialar, Fenerbahçe gibi büyük bir camia işin içine girince bakış açısı da artık değişti gibi. Hatta erkek futboluna azıcık da yaklaşmış gibi bir şey olduk. Yani biraz daha göz önündeyiz. Bu bence her açıdan da bende oluyor. İnşallah daha da çok ön plana çıkabiliriz. İnşallah. Yani inşallah. İnşallah daha da izleyici kitlesine ulaşırız. Daha i̇nşallah. Fazla kız çocukları futbola başlama hevesiyle gelir, daha da ileri gideriz diye düşünüyorum. Sen nasıl görüyorsun bir genç sporcu olarak Türkiye'deki kadın futbolunu? Bu kadar yani önceki senelerde bu kadar gelişmişlik yoktu. İşte büyük taraftarlar işte ne bileyim böyle artık şeye girince, futbola girince yani daha çok izlenmeye başladı. Yani taraftarlarımız mesela bizim çok teşekkür ediyoruz onlara da. Her maçımızı destekliyorlar. Yani böyle büyük bir camiada olmak gerçekten çok gurur verici. Yani değil mi? Yani şu anda aslında gerçekten futbol oynadığını daha da anlıyorsun değil evet. mi? Taraftarlarla birlikte. Evet kesinlikle yani böyle yani olanak sunmak gerçekten yani böyle bir ortamda olmak gerçekten çok gurur verici. Kesinlikle. Biz de iyi ki bizdesin de diyoruz. Biraz da futbol dışındaki hayatınızı da merak ediyorum ben. Eğitim hayatınız şu anda ne durumda? Antrenman programınızın çok yoğun olduğunu biliyorum. Okul, eğitim şu anda ne durumda? Hemen senden öğrenmek. Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Yani yanı sınıf zaten idmanlarımızı biliyorsunuz. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Ve maç programınız da çok yoğun evet, bu arada. Evet. Bir haftada 3 maç şeklinde oynanıyor. Yani üniversiteye hazırlanıyorum. Nasıl gidiyor peki hazırlık sürecin? Yani vakit ayırabiliyor musun? Fazla olmasa da değil mi? Ayırıyoruz. Ay çok zor. Allah yardımcınız olsun diyorum. Sen neler yapıyorsun futbol dışında? Senin eğitim ve okul hayatın nasıl gidiyor? Ben üniversite okuyorum. Burada okumuyorum. Denizli'de okuyorum. Yani sınav olanak tanıdılar. Teşekkür ediyorum oraya da. Yani sınav sürecinde sadece gidip geliyorum. Tabii yani antrenmanlar olsun, maçlarımız olsun çok sık aralıkta olduğu için ders çalışmak biraz zor oluyor tabii evet, ki. Evet çok zor. Yani imkan tanıdıkları için yine de bir şekilde sürdürüyoruz yani. Kesinlikle harikasınız. Eğitiminizi aman aman sakın aksatmayın. Evet futbol çok güzel ama eğitim de gerçekten çok önemli. Hedeflerini sormak istiyorum. Çok genç bir oyuncusun, daha çok başındasın biliyorum. Yolun çok uzun. Şu anda Türkiye'nin en büyük kulübünde kalecilik yapıyorsun. Bundan sonraki hedefin ne? Futbol da olur, futbolu bıraktıktan sonra olur. Hayalin ve hedefin ne bu mesleğin? Ya nasıl diyeyim? Her kadın futbolcu gibidir. Yani her kadın futbolcunun bir hayalidir. Yani Avrupa'da oynamaktır. Yani Avrupa'da oynamak isterim. Var mı böyle hayalin? İşte şu takım olsa muhteşem olur. Hayır, şu an o yok. Peki mesela İngiltere, İspanya böyle bir lig var mı? Mesela hangi yurt? İngiltere. İngiltere daha mı yakın sana? Yani bence daha İngiltere daha iyi. Ay harika. İnşallah Allah gönlüne göre verir diyeyim. Sen neler söylemek istersin? Senin hedefin nedir? Senin de tabii ki eminim yurt dışında evet, bir Türk oyuncu olarak. Evet tabii ki öyle. Yani öncelikle milli takım formasını gerçekten giymeyi çok istiyorum. Yani bu şans inşallah verilir. Onun için de elimden geleni yapıyorum. Özenle antrenmanlar olsun. Tabii ki yani her futbolcu gibi, kadın futbolcu gibi yurt dışında oynamak benim de hayalim. Umarım yani Fenerbahçe'de uzun süre forma almak istiyorum tabii ki de. Buradan sonra futbolu bırakırsam da yani antrenörlük olsun. Zaten antrenörlük okuyorum. Antrenörlük olsun işte yani küçük yaş gruplarımıza yani futbola yönlendirmek istiyorum. Yine futbolun içinde kalacaksın evet, tabii diye düşünüyorum. Ki. Yani buradan da sesleniyorum küçük kardeşlerimize. Yani bizi görüp izliyorlar mutlaka yani kesinlikle. Örnek alıyorlardır. Gerçekten ailelere de sesleniyorum. Sporla yani çocuklarını sporla bağlaştırsınlar.
gerçekten yani çok güzel bir şey. Değil mi? Sporcu evet. Bir ailelere burada gerçekten büyük önem düşüyor. Sizin aileleriniz belli ki sizi çok iyi desteklemişler. Evet. Buraya kadar bu kadar profesyonel bir sporcu olur. Ailelere buradan gerçekten çok büyük bir önem düşüyor. Şimdi ben devam etmek istiyorum. Çok heyecanlısınız biliyorum. Görüyorum heyecanınızı. Ben biraz takımdaki yakın arkadaşlarınızı merak ediyorum. Takım içerisinde mesela kimle daha fazla vakit geçiriyorsun? Sen muhtemelen Ezgi ile daha fazla vakit geçiriyorsundur düşünüyorum. Çünkü Ezgi gerçekten sana çok yardımcı oluyor. Evet, onu biliyorum. Ezgi. Mesela takımda en çok kimlerle vakit geçiriyorsun? Kimlerden neler almaya çalışıyorsun? O takımdaki seni merak ediyorum aslında. Ya, takımda aslında ayrım hiç yok. Yok, evet. Yani herkes birbiriyle samimi, herkes yan yana. Ama tabii ki kaleci olduğum için sürekli Ezgi ablayla yan yanayım. Yani önümde çok büyük bir tecrübe. Ondan ne kapabilirsem ki o da bana veriyor zaten. Onun dışında yani herkesle yakınım. Ya ne kadar güzel böyle hani gruplaşma yani, olmaması, evet. Herkesin birbiriyle muhteşem bir şekilde arkadaşlık olması, yardımlaşması muazzam bir takım olduk. Senin var mı özellikle böyle çok vakit geçirdiğin bir takım arkadaşın yoksa sen de Zeynep gibi devamlar? Zeynep gibi de evet, tesis ortamında kaldığımız için yani tesis ortamında hemen hemen herkesle sohbet muhabbet edebiliyorsunuz. Dinlenme odamızda yani çay kahve o şekilde yani. Antrenmanlarda zaten çok sıklıkla diğer arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Onun dışında hiçbir şekilde gruplaşma yok. Yani takım gerçekten yani herkes birbirine destek oluyor, motive gerçekten oluyor. Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Yani yani özellikle böyle birine hani nasıl diyeyim samimi oldum, herkese samimiyim. Yani bu da çok önemli bir şey evet, bence. Evet, bu da çok güzel bir şey. Yani örnek aldığım kişi de. Yani herkesten aslında kapabileceğim bir şey var. Yani herkesin tabii ki de yetenekleri çok farklı. Herkesten kapabileceğim bir şey var yani takımda. Kesinlikle öyle. Sana şunu sormak istiyorum. Sen daha önce atletizm falan da yaptığını söyledin. Mesela futbol dışında ilgilendiğin başka spor dalları var mı? Ya da takip ettiğin şu anda mesela biliyorum bir sürü maç izliyorsunuz futbolla alakalı ama mesela farklı takip ettiğin branş özellikle şunu izlemeden yapamıyorum dediğin herhangi bir spor dalı var mı? Yok mu? Yok aslında. Ya şey şu şekilde mesela lise hayatımda spor lisesinden mezun oldum. O yüzden yani birçok branşta yer aldım. Atletizm genelde işte koşu olsun ne bileyim cirit atmadır falan filan. Yani bir sürü. Hepsinden biraz var değil mi? Yani genelde yani atletizm üzerinden yani futbola başlamadan önce atletizme gidiyordum. O atletizm süreci de çok yoğundu benim için. Sadece pazar günü tatilimiz vardı. O yüzden yani onu da bırakmak zorunda kaldım. Ama atletizmin bana kattığı yani çok şey var. Tabii ki futbolu da illaki bence etki etmiştir. Senin futbol dışında ilgilendiğin herhangi bir spor dalı oldu mu? Hep futbol mu? Hep futbol. Hep futbol. Düşünüyor musun peki? Hani futboluma şu iyi gelebilir ya da şunu yapsam bana şunu katabilir diyebileceğin herhangi bir şey var? Öyle bir şeyim yok. Futbola başladım ve bu şekilde devam edeceğim. Hayatım futbol. Hayatı tamamen futbol. Ben biraz toparlamak istiyorum. Son olarak taraftara mesajınızı almak istiyorum. Çünkü taraftarın önünde genç bir sporcu olarak oynuyorsunuz. Neler hissediyorsunuz taraftarımızın önünde oynarken ve onlara mesajınız nedir? Ya bizi çok mutlu ediyorlar. Aşırı mutlu ediyorlar ve 90 dakika boyunca hiç susmadan, hiç itiraz etmeden... Hep bizi destekliyorlar. Değil mi? Kar demeden, kış demeden, çarşamba günü de mesela çok yoğundu. Ya mesela maçlarımız erken saatte oluyor ve buna rağmen yine geliyorlar ve bize saat ayırıyorlar. Yani çok güzel bir şey bu ve onlara çok teşekkür ediyoruz ve onları mutlu edeceğiz biz. Kesinlikle. Sezon sonu hala mutlu ediyorsunuz gerçi o yüreğinizle oynamanızla, hiç pes etmemenizle. Eminim taraftarlarımız bunu görüyordur. Daha da sizlere daha fazla destek verecektir. Sezon sonunda da şampiyon olduğunuzu da düşüremiyorum. İnanamıyorum yani. Sen neler söylemek istersin Fenerbahçe taraftarımıza burada? Gerçekten yani her birine ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Yani büyük bir camiadayız. Yani her maçımızı desteklemeye geliyorlar. Her maçımızda yani arkamızda taraftarımızı görmek gerçekten çok gurur verici bir şey. Çok mutluyuz yani bu takımda olduğumuz için. Gerçekten taraftarımıza yani ayrı ayrı bir teşekkür etmek lazım. Yani onların motivesiyle de maçlarımız daha heyecanlı, daha güzel geçiyor. Kesinlikle.
eminim taraftarlarımız da sizleri yalnız bırakmayacaktır. Kızlar ben çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. İyi ki geldiniz. İyi ki sizi yakından tanıdık. Zaten bol bol görüşeceğiz antrenmanlarda, maçlarda. Taraftarlarımız da zaten Fenerbahçe televizyonlarından sizin maçlarınızı takip edebilirler. Tekrar görüşürüz o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Evet, armamızın gücüyle programının bu haftaki konukları Zeynep ve Beyza Nur bizlerle oldu. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.